Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere Kırgızistan'da neler oluyor? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle Kırgızistan'da çay grubu arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Herhangi bir ülkede özellikle farklı siyasal gelişmeler olursa o ülkede çay grubunda arkadaşlar bilgi atıyorlar. Bu da bizim değerlendirmemizde önemli yer tutuyor. Ayrı ayrı teşekkür ederim Kırgızistan'da yaşayan arkadaşlara. Şimdi Kırgızistan ee, Orta Doğu'da bayağı var. Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye aleyhine ciddi faaliyetler var orada. Orta Doğu'nun göbeğinde yani Körfez'de. Orta Asya'da da Bayan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin yerini Kırgızistan mı alacak? Kırgızistan bir FETÖ devleti mi oluyor? Oldurulmaya çalışıyor. Ee, Bişkek, yeni Pensilvanya mı? Bu konuda bir değerlendirme yapmak istiyorum. Arkadaşlar Kırgızistan'da malum biliyorsunuz 2010'da bir devrim gerçekleşti. Arkasından seçimler oldu. E, Atambayev Cumhurbaşkanı oldu ve e, Türkiye'de çok sık gelip gidiyordu. 15 Temmuz 2016'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atambayev'den FETÖ'cülerin listesini verdi. 180 kişilik önce bunlara bir adet bakalım ama iade etmedi Atambayev ve Türkiye ile biraz mesafe oldu. Hatırlarsanız 2019'da da Türkiye'ye yönelik bir nota vermişlerdi. Bizim iç işlerimize karışıyor, sizin elçiniz istemiyoruz diye. Türkiye'de aynı notayı kendilerine verdi. Biz kimsenin iç karışmıyoruz diye. Kırgızistan'da neler olduğu çok önemli. Çünkü Kırgızistan Türk Keneşi üyesi, aynı zamanda Türk soyu. Yani bir Türk birliğinin üyesi. Biz Türk Cumhuriyeti olarak biliyoruz ama şu an bir FETÖ Cumhuriyeti'ne dönüş, dönüşmüş gibi görünüyor. Ee, Adem FETÖ'cülerin e, kontrolünde olan bir cumhurbaşkanıydı. Yolsuzluktan, e, hırsızlıktan, cinayetten tutuklandı geçen yıl. Ve askeri istihbaratın içerisinde tutuluyordu. Kırgızistan istihbaratının içerisinde. E, bir seçim oldu Kırgızistan'da. E, geçen hafta seçim sonucunu tanımadı. Halk bir ayaklanma yaptı ve askeri istihbaratı bastı, Atambayev'i kurtardı. Onun tüm ekibini beraber dışarıya aldı. Suçlular şimdi dışarıda. Atambayev'in April'de bir televizyonu vardı. O da bir yıl aradan sonra yeniden yayına geçti. Bişkek'in eski belediye başkanı bir yıldır ülkeden kaçmış olan kişi özel uçakla ülkeye dönüyor. Bu, Türkiye'yi çok ilgilendiren bir durum. Türkiye'nin buradaki olayı ciddiyetle takip ediyor. Ama bizim bu vereceğimiz bilgilerle belki kim kim olduğunu daha iyi anlama noktasında bir faydamız olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Orta Asya'da Türk Cumhuriyetleri bir arada bir takım projeler yapıyorlar. Onların ortasında bir FETÖ olması, yani Batı istihbaratının aparatlarının Türk Cumhuriyetlerinin ortasında var olması, üstelik devletleşmiş olması ciddi bir sıkıntı. Kırgızistan öyle geliri yüksek bir ülke değil. Altın madenleri var. Altın madenlerinin Kanadalıları var. Bu son seçim sonrası, seçim sırasında ayaklanmalarda Kanadalıların altın madenlerini bastılar. Az veriyorsunuz bize şeklinde. Bu seçime karşı ayaklanmanın altyapısı aslında Aralık'ta ve Kasım'da bir halk hareketi olmuş grev olmuştu. Şimdi Yolsuzluk tüm dünyanın problemi. Özellikle Afrika'nın, Orta Asya'nın, Güney Amerika'nın ciddi bir problemi. Yani öyle bir hukuki mekanizma ve devletleşme süreci tam oturmadığı için başa gelen e, kendine çalışıyor bir noktada. İşte bu kışkırtılarak halkta Kırgızistan'da yapılan seçimi tanımadı halk. E, 44 parti seçime gireceğini ilan etmişti. Ancak 16 parti girdi ve 4 parti %7'lik barajı açtı. Bu 4 parti ki birincisi Cumhurbaşkanı Cen, Cen Bekov'un partisi var ee, seçime girdi. Cen Bekov biraz daha Rusya'ya yakın bir cumhurbaşkanı ve 4 partinin de bizim çay grubundan arkadaşların listelediğine göre, çalışmalarına göre en az beşer tane FETÖ'cü milletvekili var. İlk sırada daha arkasında da bir 30'a falan var. Burada FETÖ'cülerin Kırgızistan'da kurduğu bir Adaletim Kırgızistan Partisi vardı 2015'te. Bunun FETÖ tarafından kurulduğu ilan edilince kendilerini fes Şu an her partinin içerisindeler. halk da bir geçim, ciddi bir geçim sıkıntısı var. Dolayısıyla halk duyarlılığı, işte bu duyarlılığı kaşıyan bir mekanizma var bu seçim sonucunu FETÖ'nün organizasyonuyla bir darbe gerçekleşti. İstihbaratın içindeki Atambay'a basıldı. 3-5 bin kişi tarafından kurtarıldı. İstihbarat niye karşı koymadı buna? Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı'nın korumanını istihbarat yapar. 2010 devriminde istihbarat bu karşı koymayı yapıyor ama daha sonra yargılanıyorlar. Niye karşı koydun Bu kez de istihbarat hem kanakmasın hem de bize ne? Yargıla, niye yargılanalım? endişesiyle karşı koymuyor. Çıkartıldı. Normalde suç almış insanlar bunlar. Ve orada Sadır Kaparov var. Milletvekili atanma döneminde şimdi muhalefet eski parlamento toplandı. Bunu başbakan olarak tayin etti. Bu insanlar hukuken suçlu. Kırgızistan yasasına göre başbakan olamaz. Kırgızistan'da bir devlette de görev de alamaz ama bunların tutukluluk halini mahkemede değiştiriyorlar. Yani hapishanede değil ev tutuklusudur bu şeklinde. Türkiye'de de FETÖ mahkemelerini biz biliyoruz nasıl yaptıklarını. Şimdi eski mevcut parlamento yani seçime giderken ki parlamento toplanamıyor. Neden toplanamıyor? Çünkü mevcut parlamentodaki milletvekillerinin %70'i başka kendi partilerinden değil başka partilerinden seçime girmiş. Dolayısıyla eski parlamento muhalefet döneminde önceki parlamento toplanıyor. Sadır... E, ee, Sadırı şey seçiyor. Sadır Kaparov'u başbakan seçiyor. Böyle bir kaotik durum var Kırgızistan'da arkadaşlar. Burada önemli olan nokta şu. Kırgızistan'daki partilerin büyük çoğunluğu dışarıdan finanse ediliyor. Benim anladığım kadarıyla. 60 milyon dolar gibi para gelmiş. Seçim komisyonu seçimi iptal etti. Bunun nedeninden biri de seçime katılım %55-60 yani 1 milyon 800 bin seçmen yaklaşık oy kullanmış. 450 bin kişinin ikametgahı değiştirilmiş bu seçimde. Başka yerlere kaydırılmış. Yani seçmenin yüzde, seçime katılan seçmenin yüzde 25'ini yapıyor bu da. İkametgah değiştirme olayını, mezardan kalkıp oy kullandırma olayını biz Türkiye'de gördük neler yapabileceğini. Peki nasıl başarılı Arkadaşlar önce Türkiye FETÖ'yü algılayamadığı için Kırgızistan'a ciddi anlamda Atadıkları memurların elçi dahil FETÖ'cüydü. Kırgızistan 15 yıl önce feto okullarını açtı. Ee, gelen bilgilere göre Kırgızistan'da postacı olmak için bile FETÖ gerekiyor. Yani Dışişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na hakim. Bürokrasiye feto hakim. Halk bürokrasi işini yaptırmak için FETÖ'cüleri iyi geçiniyor. Mecburen. FETÖ'yü de tanımıyor. Oranın ünlü sanatçılarından birinden bir röportajını okumuştum. Böyle bir alim tanımadım diyor feto için. Şimdi e, Rusya burada endişeli. Niye endişeli? Rusya FETÖ'yü iyi biliyor. Kırgızistan'da 2010'da Özbek-Kırgız kavgasında da zaten ciddi bir şiddet olayı vardı. Halk şu an çözüm bulamadığı için, geçinemediği için de kızgın. Bu kızgınlığı FETÖ organize ediyor. Bunu Türkiye'de de biz geçmişte görmüştük. Rusya'nın orada bir üssü var. Üstteki güvenliği artırdı. E, Kırgızistan'daki partilere gelen bilgilere göre Atameken bir bol, Reforma Demokrat Parti. Bu partiler Amerika'nın desteğinde. Şimdi liberal Kırgızistan Liberal Demokrat Parti Japon öğrenci, Japonya'da okuyan öğrenciler kurmuş. Ama FETÖ sızmış içine. Demokrat Parti yine Kırgız'da kurmuş ama FETÖ sızmış içine. Suudi Arabistan Birleşik Arap desteklediği iki tane parti var ayrıca. Ulu Kırgızistan ve İman Nuri Partisi. Bunlar da Suud desteği alıyor. Ayrıca Suudlar Kırgızistan'da Rusların desteklediği partiye de yardım ediyorlar. Rusya'nın desteklediği partiler var. Rusya'nın desteklediği partiler de birimlik, Mekanım Kırgızistan. Bunlar zaten bu seçimi kazanmışlardı. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın partisi bir tanesi. Şimdi bu Rusya'nın için endişe verici, Türkiye için daha da endişe verici bir durum. Kırgızistan'ın önemi Çin sınırında olmaz arkadaşlar altın madenleri var ve bir de dünya debisi en yüksek orada bir şey var nehir var Ruslar hidroelektrik santrali kuruyor ve enerji Rusya'dan Kırgızistan'da Çinliler şimdi toprak almaya başlıyor FETÖ'nün Kırgızistan'a çöreklenmesindeki neden 15 yıl önceden Çin'in bir kuşak bir yolun dünya açılma stratejisini çok önceden biliyorlardı zaten Amerika'da biliyordu bu projenin dolayısıyla Kırgız sınırında Çin sınırında bir Kırgızistan. Çinliler toprak satın alıyor. Kırgızistan'da evlenmeler oluyor. iş yerleri oluyor filan. Bizim Türk Cumhuriyeti ama bizim dışımızda herkes var sanki. Kırgızistan'da Türk Yanlısı Parti var mı? 2014 yılında kurulmuş bir tertip partisi var benim anladığım. 5000 civarında Kırgız, Türkiye'de okuyan öğrenciler kurmuş. Bunlar FETÖ'cü değil. Bunlar Türk sevdalısı, Türk keneşi ve Türk soyunun devamını isteyen, Türk soy kültür birliğinin devamını isteyen Türkçe bir parti, milliyetçi bir parti, Kırgız milliyetçileri bunlar. Ee, bu bu parti Türkiye için önemli aslında. Biz kimsenin işlerine diğer ülkeler gibi karışmıyoruz ama en azından bu ülkede ağırlanırken, onuru edilirken kiminle muhatap olacağımızın bilmesi açısından. Çünkü şu an halkın %60'ı hiçbir partiyi istemiyor Kırgızistan'da. Umutsuz, çaresiz gördüğüm kadarıyla. Sıfırdan gelip bir parti kısa bir süre içerisinde bir mesafe kat edebilir. Kırgızistan'ın belli şöyle bir sıkıntı var gördüğüm kadarıyla. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nı ve İçişleri Bakanlığı'nı FETÖ'cüler daha etkin ele geçirmişler. Kırgız elçileri, atanan Kırgız elçilerinin dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'cü olma ihtimali çok yüksek. Önceden Türkiye'de de birçok elçi FETÖ'cüydü. Efe Bey elçi kendi ülkesi adına mı çalışır? Yoksa kendi ait olduğu istihbarat mekanizması adına mı çalışır? Türkiye'nin 21. yüzyılda eğer Türk yüzyıl olacaksa Türkiye'nin Kırgızistan'ı daha yakından izlemesi lazım. Orta Asya'nın göbeğinde ikinci bir Birleşik Arap Emirlikleri konseptine izin vermemesi lazım. Bu süreç nasıl evrilir? Şimdi eski parlamento yeni bu bu Sadır Kaparovo Başbakan yapıyor adam suçtu zaten ceza da almış içeride bu bir geçiş süreci iki ay iki, bir buçuk iki ay içerisinde yeni seçimler olacak ee, Kırgızistan'daki çay grubu arkadaşlarından özellikle bir parti içerisindeki olanlar hocam biz seçime katılmıyoruz nedeni de 60 bin dolar yatırıyoruz burada bir devrim olacak. Kırgızistan'da bu seçim sonuçları tanınmayacak. Buna yönelik bir organizasyon var diye öngörülerini bize iletmişlerdi. Ve o öngörüleri de uzun sürmez diyorlardı ama bir gün bile sürmedi. Dağıldı. Şimdi kaotik bir durum var. Ruslar, Amerikalılar, Çinliler Kırgızistan üzerinde bir mücadele veriyor. Mağdur olan Kırgız halkıdır orada. Rusya'dan, Çin'den, Amerika'dan önce bizim Türkiye'yi daha çok ilgilendiriyor. Türkiye'de 30 bin resmi, 20 bin gay resmi olsa tahmin ediyorum 50 bin civarında Kırgız var. Bu çalışanlar da Kırgızistan'daki Türk yanlısı parti e, tertip partisini destekliyor. Türkiye'nin diasporayı yönetimi için ülkelerin iç işlerine karışmadan çok ciddi bir Türk diaspora yönetimine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dünyanın birçok ülkesinde dağılmış Türk var. Hangi görüşten olursa olsun ama dışarıda olduğu zaman insan kendi milliyetini, kendi devletini daha da önemsiyor. Daha da kaygı duyuyor. Ve benim gördüğüm kadarıyla dışarıda biz bir bir olabiliyoruz Türkler. Yani içeride kavga da edecek. Şimdi bugün bir arkadaşım mesaj attı dün Endonezya'da çay grubundan. Hocam diyor Endonezya'da şu an bir yasa çıkartıldı. İşçiler tazminatsız işten atılabilecek. Çalışma süreleri uzatıldı. Ayrıca çifte vatandaşlık yasası çıkartıldı. Bu özel statütü görülen kişilere verilecek. Benim buradan anladığım diyor bu Çinlilere verilecek. Çinlilerin toprak sahibi olma ihtimalinin önü, olmasının önü açıldı. Dolayısıyla önümüzdeki ilk günlerde Endonezya'da bir halk hareketi bekleyebilirsiniz diyor. Aynen böyle olduğu gibi kendi bulunduğu yaşadığı ülkede Siyasal olayları halkın içinden görüp bize yazan arkadaşlara tekrar da teşekkür ederim. Kırgızistan bizim için önemlidir arkadaşlar. Orada ne olup bittiğine kayıtsız kalmamamız gerekiyor. Bakın istihbaratın içinden başbakan kullanıyor. Peki biz halk olarak yapacağımız bir şey var mı? Hayır. Dua ederiz Kırgız kardeşlerimiz için. Ama devletimizin yapacağı bir şey vardır. Türk diasporası eğer biz 21. yüzyılda bir Türk dünyasından bahsediyorsak, öncelikle diasporanın iyi yönetilmesi gerekiyor. Nasıl ki Amerika birçok farklı ülkede lobileri destekliyor, partileri destekliyor. Ee, Rusya birçok ülkenin içerisinde var. Çin hemen hemen Konfüçyüs Enstitüsü'yle her tarafa girdi. Biz de Marif Vakfı ile devletimiz kendi Osmanlı bakiyesi olan ülkelerde bir takım eğitim, işbirliği, kültürel lobi çalışmaları yapıyor ama diasporanın yönetiminde ee, biraz eksikliğimiz var gibi onun onunla ilgili neler yapabiliriz daha fazlasıydı e, ayrı bir video sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Kırgızistanla ilgili çok soru geldi neler oluyor diye ben kısaca size değerlendirdim Kırgızistan'da nere olduğuna dair bizim burada Kırgızistan'ın iş dünyasında fetö etkin vefa alışveriş merkezi zaten fetöcülerin ee, arkadaşların bahsettiğine göre Kırgızistan bir kasa görevini görüyormuş orta Asya'da. Yani ikinci Pensilvanya olarak görüyorlar. Bu bizim devletimiz Kırgızistan'a bunları bildiriyor aslında. Biz bunu yaşadık, siz de yaşamayın diye ama oradaki devlet mekanizması, bürokrasi yapısı o kadar kökleşmiş ki mevcut cumhurbaşkanı bile bu noktada harekete geçemedi. Peki ne olur bundan sonra? Ben kendi Kırgızistan'da yaşayan arkadaşlara söyleyeyim. Arkadaşlar, Rusya hemen burnunun dibindeki bir ülkeyi e, Amerikan kontrolündeki FETÖ'ye bırakmaz. Orada bir hareketi Rusların yapacağını düşünüyorum. Onun için bu FETÖ'nün kışkırttığı halk nasıl ki bir darbe yaptı. Önümüzdeki dönemler, seçimlerde eğer aksi bir durum çıkarsa aynı halka Ruslar bu kez yeni bir darbe yaptıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla Kırgızistan biraz daha karışık olmayı devamdır. Kırgızistan'daki Türkiye yanlısı. Kırgız kardeşlerimize buradan selam saygıları diletiyorum. Ee, mücadeleye devam edeceğiz hep beraber. Görüşmek üzere arkadaşlar.